Elinizde bir kutu olduğunu hayal edin. Kutunun içinde bir kedi, bir radyoaktif atom, bir Geiger sayacı ve bir şişe zehir var. Şimdi kutunun kapağını kapatıyoruz. Unutmayın, radyoaktif atomumuz %50 ihtimal ile bozulabilir. Yani kararsız durumdan kararlı duruma geçebilirler. Deneyimizde eğer atom bozulursa, Geiger sayacı bunu algılayacak ve zehir şişesini aktif hale getirecek. Bu da kedinin ölümü anlamına geliyor. Fakat bozulmaz ise kedi yaşamaya devam eder. Buraya kadar bir sorun yok. Sorun kuantum dünyasına girince başlıyor. Çünkü kuantum fiziğine göre atomlar biz ölçüm yapana kadar süperpozisyon durumundadırlar. Süperpozisyon atomun ölçüm yapılana kadar aynı anda hem bozulmuş hem de bozulmamış durumda olmasıdır. Henüz kutunun kapağını açmadık, yani gözlemlemedik. Peki bu durumda kediye ne olacak? Ölecek mi, yaşayacak mı? Atomun süperpozisyon hali nedeniyle ilk başta kutunun içerisine koyduğumuz kedi, biz sistemi gözlemleyene kadar aynı anda hem ölü hem de diri kabul edilecek. İşte bu deneye Schrödinger'in kedisi deneyi adını veriyoruz. İsmini Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger'den alıyor. Deneyi gerçek dünyada bir hayal edin. Kim bilir nasıl olurdu? Schrödinger aslında bu teorik paradoks ile kuantum dünyasının ilginç yanlarını göstermiş ve biz insanlara gerçeklik algımızı sorgulatmayı başarmıştır. Bu algının aslında ne kadar kırılgan ve göreceli olabileceğini de gözler önüne sermiştir.